Okey diyoruz. En son ne oldu? Çok böyle somut konular hakkında konuşmadık. O açıdan çok hatırlamıyorum ama kendimi öte yandan hatırlamadığım için çok suçlu hissetmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok soyut o konular. Ama genel başlıklar olarak bakacak olursak Buda'nın inanışı mı denir? Buda'nın yaşanışı mı denir artık? Neyse, bunun bile kendi içinde çeşitleri var birkaç tane ve çok net bir ayrım şu aşamada gerçekleşebiliyor. Buda'nın insan olduğunu ama çok üst seviye bir insan olduğunu düşünen bir tayfa var. Öte yandan Buda'nın Tanrı'nın vücutsallaşmış hali olduğunu düşünen bir tayfa var. Tanıdık geldi mi diyoruz? Evet diyorsunuz, tanıdık geldi. İslamiyet'e göre İsa sıradan bir peygamberken Hristiyanlığa göre direkt Tanrı'nın vücut bulmuş hali diyoruz. Bu açıdan gayet güzel bir paralellik var orada. Bu konu hakkında konuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam Brahman'dı. O tanrı hakkında konuştuk. Bu tanrının bir şekilde kol sayısı çok fazla. Böyle binlerce kolu var. Ve onun o cidden bildiğimiz şu kol gibi kol. Ve onun binlerce kolun olmasıyla onun yarattığı şeyleri yaratmasındaki o detaylılık, o zeka, sanat ürünü oluş arasında bir paralellik var. Yanlış anlamadıysam. Bu tarz şeyler hakkında konuştuk. Yin ve Yang hakkında konuştuk. Yin ve Yang demesi yanlışmış. Ben de bunu yeni öğrendim. Yakın bir zamanda öğrendim. Yin Yang dememiz gerekiyormuş direkt. Onun hakkında konuştuk falan. Buralarda bir yerdeydik. Başka da bir şey konuşmadık. Diyesim geliyor. Düşünüp geliyorum. Sonra zıtlıkların bir araya gelmesinin bir şekilde Tanrı dediğimiz oluşumları ne kadar Tanrı dediğimiz oluşumların bu derece kuvvetli, etkili oluşumlar olmasının sebebi onların bir araya gelmiş zıtlıklar olması gibimsi bir anlatı görmeye başladık. Ve buna bir sürü yerden örnek verdi. En son bunun hakkında konuşmaya devam ediyorduk. İşte Eros dedi, Hermafrodit, Cercut bir şeyler dedi. Sonra da buraya geldik. Başka diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Ben bunu bir kere daha okudum. Ben bunu nerede okudum? Bu İncil'de falan lan. 90. Ne demiştik biz diyoruz. Ben hatırlıyorum oğlum, ben hatırlıyorum. In the image of God created he him. Male and female created he them. Baktıydık zaten. Bir kere daha bakıyoruz. Genesis 1:27. En güzel suresi olabilir İncil'in. Hani İncil'in hiçbir suresi güzel değil. O ayrı bir konu da. Ya aslında hiçbir suresi güzel değil değil ya. Ben Genesis okurken bayağı eğlendiğimi hatırlıyorum. Genesis güzel sure. The question may arise in the mind. Sonra ne oluyor? Sonra işte ilerledikçe çok fazla ilerliyor olaylar. Ah, hep böyle aynı konu hakkında ileri geri konuşuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor gibi oluyor. Çok fazla detaylara iniyor. Şunları yiyeceksiniz, bunları yemeyeceksiniz falan. Çok sıkıcı oluyor sonra diyoruz. The question may arise in the mind as to the nature of the image of God. But the answer is already given in the text and is clear enough. When the Holy One, blessed be He, created the first man, He created him androgynous. What the fuck diyoruz? Midrash Commentary on Genesis Rabbah 8:1. Kanka o kelime ne demek? Ben onu bilmiyorum. Androgynous. Bu çok fazla çok fazla kadın eşi alabilen gibi bir anlama geliyor olması lazım. Translate açmayı unutmuşum, açıp geliyorum. Okey, yarı kadın yarı erkek olan gibi bir şey diyor. Biz öyle miyiz? Öyleyiz sanırım. Çünkü belli başlı cinsel organlar olsun, göğüsler olsun, bir parça göt olsun. Bu üçü dışında vücudumuz aynı değil mi bizim kadınlarla? Aynı diyoruz. Okey. The removal of the feminine into another form symbolizes the beginning of the fall from perfection into duality. And it was naturally followed by the discovery of the duality of good and evil. Exile from the garden where God walks on earth and thereupon the building of the wall of paradise constituted of the coincidence of opposites. Bu neymiş? Supra diyor, neyse artık. By which man now
Man and woman is cut off from not only the vision but even the recollection of the image of God. Okay, burada önemli bir konu hakkında konuşuyor. Bu konudan hep bahsettiğimi hatırlıyor ama bu konu aslında ne anlama geliyor tarzı sorduğumu hatırlıyorum videolar boyunca. Ve bir şeyler diyor burada. Bu sayfaya bir kere daha bakarken buraya dikkatli bakacağım. Konuşacak konularımız varsa konuşacağız diyoruz. This is the biblical version of a myth known to many lands. It represents. Ben bu arada lojistik işinde çalışmaya başladım ve direkt şey böyle. Ya da başlayacağım. Daha sınavımın sonuçlarını bekliyor. İşte ne olacak? Amerikalı tır şoförleriyle ve komisyoncularıyla konuşacağım. Biz onun için işte speaking dersleri falan verdiler ki benim speaking'im iyi değil zaten. Biliyorsunuz 300 kere söyledim size. İşte kelimelerin doğru telaffuz edilmesimsi şeyler de anlattılar. Ve birkaç tanesi de aklımda benim. Onlara uygun bir şekilde okumaya çalışacağım. Sesim bir tık kasıntı gelecek ama I need to do this because my job will be so. Okay mi diyoruz? Okay, düşünmeye devam. Okay, mesela this değil, this. This. Böyle bir pel tekliği var. This is the biblical version of a myth known to normal many lands. If bu mesela it değil bence. It represents. Bu çok pratik değil sanırım. One of the basic ways of symbolizing the mystery of creation. The development. Hafif pertek olabilir bu de. Of eternity. Emin değilim. Ama hafif bir perteklik var bence. Into time. Burada bir hafif hızlı okumam lazım. Into çok yavaş kaçıyor ama doğrusu nasıl okunacak emin değilim. Time zaten the breaking of the one into falan. İnü böyle bir hızlı demeye çalışacağım. The two and then the many. As well as the generation of new life through the reconjunction of the two. This image stands. Bir de bu spelling hocalarımdan bir tanesi spelling değil. Neydi o? Punctuation değil. Kelime aklıma gelmiyor. Neyse bu speaking hocalarımdan bir tanesi bana dedi ki olabildiğince ağzınızı geniş tutun. Amerikalılar ağzını geniş tutan insanlar. Çünkü onun içinde sesler arasında kolay kolay hareket edebiliyorlar. Dedi. Ben de ağzımı olabildiğince geniş tutmaya çalışacağım. Okay. Stands at the beginning of the cosmogonic cycle. 93 demiş kanka sen nesin diyoruz bir şey değilsin. And with equal propriety at the conclusion of the hero task at the moment when the veil of paradise is dissolved, the divine form found and recollected and wisdom regained. 94 burada bir şey var. Compare James Joyce. In the economy of heaven, there are no more marriages, glorified man, an androgynous angel being a wife unto himself. Mantıklı diyoruz. Tiresias, Tiresias ya da whatever. The blinded seer was both male and female. His eyes were closed to the broken forms of the light world of the pairs of opposites. It is so in his own interior darkness the destiny of Oedipus. Sophocles, Jerdjurt boş yapıyor. For other examples of the hermaphrodite as priest, god or seer, see Herodotus, Jerdjurt. Okay diyoruz bro. She appears united in a single body with Shakti, he suppose he the right side, she the left in the manifestation known as Ardhanarishna, the half woman lord. Bu neymiş? Boş yapıyor. The ancestral images of certain African and Melanesian diyeceğim tribes. Mesela bu tribes. Aynen bunu biliyorum. Show on one being the breasts
breasts of the mother and a bigger than penis of the father. Bu ne? Bu da boş. And in Australia, about a year following the ordeal of the circumcision, the candidate for full manhood undergoes a second ritual operation, that of sub-incision, right? Sub-incision mi? Yoksa bilmiyorum. A slitting open of the underside of the penis to form a permanent cleft into the urethra. What the hell is wrong with you? The opening is termed the penis wound. It is a symbolical male vagina. The hero has become, by virtue of the ceremonial, more than man. Okay diyoruz. Bu insanlar çok çatlak ya gerçekten. The sub incision produces artificially a hypospadias resembling that of a certain class of hermaphroditus. Okay kanka diyor, senin devamın var mı? No. The blood for ceremonial painting and for gluing white birds down to the body is dried by the Australian fathers from their sub-incision holes. They break open again the old wounds and let it flow. Bu ne? Boş yapıyor. It symbolizes at once the menstrual blood of the vagina, and the semen of the male, as well as urine, water, and male milk. The flowing shows that the old men have the source of life and nourishment within themselves. Boş. I.e. that they and the inexhaustible world fountain are the same. Bu neymiş? Compare the following view of the Bodhisattva Dharmakara. Out of his mouth there breathed a sweet and more than heavenly smell of sandalwood. From all the pores of his hair there arose the smell of lotus, and he was pleasing to everybody, gracious and beautiful, endowed with the fullness of the best bright color. As his body was adorned with all the good signs and marks that arose from the pores of his hair and from the palms of his hands, all sorts of precious ornaments in the shape of all kinds of flowers, incense, scents, garlands, ointments. Mesela bu T'leri okumayacağız bence. Ointments diyeceğim. Umbrellas, flags, and banners. And in the shape of all kinds of instrumental music. Instrumental, buradaki bu T'yi de. Ya okumayacağız ya da çok silik okuyacağız bence. And there appeared also streaming forth from the palms of his hands all kinds of viands and drink, food hard and soft, and sweet meats, and all kinds of enjoyments and pleasures. Okay diyoruz. Okay, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Şuradan devam edeceğiz. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Aslında yoktu. Ama yanlışlıkla bir kere daha düşünmek zorunda kalıyorum şu an. Okay diyoruz. Nope, hadi görüşürüz.